önce biz yeğenlerimizi tanıyalım. Tanıyalım. İsmi? Ben İrfan. Matrak yadım. Biz de kendi açımızca biraz balıkçıyız. Evet. Bizden geldiği kadar. Geçen yıldan tanıdık zaten seni, evet, İrfan. Evet. Özellikle. Her çeşit yemler bulunuyor. Şimdi bir arkadaşımızın isteği ve çuçunu temizleyip keseceğiz. Şöyle rulo halinde. Bunlar küçük küçük takılıyor tabii. Evet. Genellikle ve mırmır ve çupraya kullanılıyor değil mi? Çok fazla etkili. Etkili çünkü bariz olarak geldiğini ben kendi geçen yılki avımda gördüm. Ama bu sefer kısmetse... Çok çok sert bir yem olduğu için de balık kolay kolay alamaz. Alamaz. Ve yutmak zorunda kalıyor. Çok etkili oluyor olta üzerinde. Evet. Yani bir de baktığımızda şöyle bir şey var. Bunu İtalya ve Fransa üzerinden şey olarak şöyle yem evet. halinde. Evet. Mamun falan yok yalnız sizde. Bunlar yok. Bugün bitti. Onlar elimizde... bitti. O halde İrfan'ım şu yılanımızı mı? Yılanımızı bir açıklayalım şöyle bir güzel de. Tamamen nerede, şöyle. Ne şekilde? Bunun ismi Farao. Farao. Bunun şu gördüğünüz ufak. Evet. Bunun iki katı da elimizde mevcuttu fakat bitti. Evet. Şu aşağı yukarı 1 metreden biraz fazla. 2 metreye kadar olanları da var. Evet. Taşlı yerlerde, ot diplerinde, denizin çok çeşitli yerlerinde bulunan bir yem. Özellikle çıpıra ve sargoz için çok etkili bir yem. Çok etkili. Fiyatı biraz pahalı. Evet. 15 euro civarında. Fakat... Peki bunu keserken, faroyu yine keserken, evet. temiz kestiğiniz gibi evet. Çüçünü keserken aynı şekilde mi kesilecek? Yani bunu bütün, küçük, bunu bütün kullanmayacaksak, yani bir günlük yem değilse, bir gün bütün gün bitirmeyeceksek bunu yarısını alırız. Yarısını alınca şöyle, yarısını alıp diğer tarafını bırakınca bu yaşar. Bir şey evet. olmaz. Evet. Ondan sonra bittikten sonra tekrar alabiliriz. Başını bırakınca bir şeycik olmaz yani yaşar. Yaşar. Hiç problem yok evet. Fakat genelde balıkçılar bir akşamda bitirirler bunu. Evet. İki kişi veya tek kişi olunca. Herhalde bu akşam, bugün benim kısmetim o var. Evet, çıkarabiliriz. Yani. İnşallah bakalım ben de ilk İnşallah. Defa gideceğim bir yerde bazı avlak denemeleri olacak. O avlak denemelerinde ister istemez evet. göreceğiz. Tabii burada Dimitri vardı arkadaşımız. Arkadaşımız bugün yok. O da burada denize yok. Gitti, balığa gitti, balıkta. evet. Ben yalnız kaldım. Evet, Dimitri olsaydı çünkü Dimitri Çanakkale'ye falan gidiyordu evet, balığa bildiğim kadarıyla. Çünkü o zaman fotoğraflarını falan gösterdi. Evet, beraber Peki, bir balıkçılık yaptık. İrfan, çüçünü nereden buluyoruz, nereden çıkartabiliyoruz yani? Çüçünü denizin 2-3 metre derinliklerinde falan var. Bu arada bizim. Özel çıkartanlar var şey olarak. Özel evet. çıkartan var. Peki bir de benim duyduğum kadarıyla bu çüçünü çıkartırken özellikle lodos havaların 5-6 kuvvetinde 7-8 civarında olan 8 civarında olacak. Lodoslarda deniz bunu kendi atar kıra. Evet. Bunun zayıf olanlarını deniz atar kıra. Temizler evet. deniz kendini. Evet. Ve biz toplarız bunları tuzlarız. Yaza kışa mesela kış paragatları hazırlık. Hazırlık. Çok evet çok güzel bir yem. Çüçünün ömrü ne kadar oluyor yaklaşık olarak? Yani kaç gün bakabiliyoruz buna? Şimdi şu durumda deniz suyunun içinde bir parmak derin deniz suyunun içinde 4-5 gün yaşayabilir. Yaşayabiliyor 4-5 yani. 4-5 gün evet serin oda sıcaklığında. Buzdolabına da koysan. Buzdolabına da koysan 3-4 gün yaşama şeysi var yani. Var. Evet bir şeycik olmaz böyle şeyini korur yani. Ondan evet. sonra salır kendini belli eder. Evet. Bozulduğunu belli eder yani. Evet. Sül nezleri biliyor. Zaten sül nezleri evet. hepimiz bütün Türkiye'de de aynı şekilde evet. kullanılıyor. Bizim de dediğimiz yerli kurt. Şu anda benim gördüğüm... Şu boru kurdu. Bu İzmir'de olması lazım. İzmir'de zaten var boru kurdu. Evet. İzmir'de zaten çok büyük, daha bundan daha büyük. Ve yeri hemen lazım. Hemen bizim evet. bu çüçünler kadar evet. boyunda çıkıyor. Peki o halde bu Kore kurtlarını nereden bulabiliyoruz? Yani nereden bunlar, tebrik Bunlar Yunanistan'a ithal. Bunlar büyük ihtimalle Güney Kore şimdi ne o sahillerden olması lazım. Orada şimdi dalyanlardan mı nasıl olduğunu tam olarak biz de bilmiyoruz. Hı-hı. Bunlar oradan Yunanistan'a geliyor ve bütün pazara dağılır. Yani çok etkili Peki. bir kurt. Bizim burada çok kullanılan bir kurt. Şimdi burada amatör bir balıkçı arkadaşımız var. Yunanlı kendisi. Evet. Onu da evet. alalım biz böyle. Evet.
Şimdi en azından birazcık onlara sorular soralım. Evet. Evet, kendisi kim oluyor? Alexis. Alexis. Evet. Amatör balıkçılıktan ilgileniyorsun zaten. Evet. Yunanistan'da amatör balıkçılık için kurallar var mı? Evet. Yani kaç gamış kullanabiliriz, kaç iğne kullanabiliriz bir olta takımında? Onu bize şey yapabilir misin? Λέει τα τέτοια οι κανόνες λέει για το εραστέχνη ψαρά από παραλία λέει αν υπάρχουν άδειες και τέτοια για αυτά εδώ πέρα ρωτάει Ben cevap vereyim kırdan balıkçılar için yani çok kural yok yani kamış balıkçılığı için fazla kural yok. Evet. Serbest. Serbest. İstediğin kadar avlanabilirsin. Tabii şimdi bazı kilo şeyleri var tabi yani 3 kiloya geçmemek şartıyla. Günlük limit değil mi limit bu? Limit 3 kilo ama biz zaten bu kadar balık tutamıyoruz. Evet. Şimdi kayıklar olunca o zaman kurallar değişiyor. Geçerli oluyor evet. Yani Alexis kayıklar mı çıkıyor genellikle kıyıdan mı yoksa kayık? Hapsare bizle yapıyoruz suyu yapıyoruz mesela me varka ya. Hapsare var me varka την πούλησα. Ναι. Hapsare var pek su kalitera aynı. Kayığı sattım diyor. Şimdi kırdan alıyorum ve daha zevkli, daha güzel. Onun yani için... illa diyorsun yani karaya ayak basacak yani. Şimdi diyor kırdan daha çok balık alıyorum. Şeyden yani kayıkla avlandığımdan. Evet, evet. Masraflı kayık şimdi. Ege öğrenci tekniği yasak. Teknik yani illa surf casting teknik. Yani. Spinning. Levrek. Levrek şey yapıyor, levraki. Spinning. İngilizce yapıyoruz. Bizde İngiliz sistemi var bu arada çok... İleri seviyede İngiliz sistemi diye bir şamandıralı. Evet. Az sonra gösteririm şamandıraları da. Spinning yapıyoruz. Evet. Ondan sonra apiko. Apiko kargıyla önde. Önde faroyla sargoz. Feren'in oraları ben ziyarete gittim birkaç gün öncesi de. Fener'in olduğu yerlerde. Çünkü o kiliseyi geçtikten sonraki o limanda orada bir istavrit yakaladılar. İstavrit yani. Evet. Bayağı bir istavrit yakalayanları gördüm hatta. Yasafrit yani. Ekisto fanari, isto liman, le idana piyon ke safrit ke tetke. Üstelik. Yemler olacaktı. En çok yani, ama, tutacaktım biraz. Yok. Göstermek için ama. Tabii. Yok zaten belli başlı 3 tane yem var. Şimdi bizim baktığımız zaman 3 tane başlı başına bir yem var. Yani birisi bunlardan ne dedik? Kore kurdu. Evet. Çüçün ve favori olmak üzere. Ben bunu böyle beklemiyordum. İşin açıkçası ben bu şeyi beklemiyordum. Bu gece bu benim yani. Favoriyle mi? Neyse artık adı. Onunla çupra ve hatta sargoz yakalayabilecek. İnşallah. Gerçekten yani çok güzel bir yem yani. İnşallah. Özellikle tek iğne üzerinde çalışacağım ve gezer kurşun olarak düşünüyorum. Bunu da aynı şekilde şişten takmayı düşünüyorum. Bakalım kısmetimizde ne var? Onu görelim. Bakalım fiyatlarına 110 euro. Bu sadece kamış mı İrfan? Yok bu şeyinle beraber. Makinesiyle? Makinesiyle beraber. Fakat beraber. Bunlar şimdi son parçalar bitti. Evet. Makineleri falan kalmadı. Geçen yıldan almış olduğum kamış. Evet. 4.20. Evet. Çünkü şu çok güzel makinesiyle beraber 140 euro, 180 eurodan inmiş 140 euro. Evet. Değerli farkı en azından kendiniz Türkiye'de Ryobi. Bazı model ve markalarda bunu görürsünüz. Bunun şeylerini ayarlarız. Yani ne diyeyim yani bunun fiyat farkını anlarsınız diyorum. Elbette ki makinalar biraz bana pahalı geldi ama kamışlar uygun. Bana göre uygun. Evet, çünkü evet. Flora karbon açısından çok çok güzel tabii ki. Şimdi ithal ettiğimiz gibi tabii fiyatlar biraz evet ithalat şeyi. Ama genellikle çünkü... bakıldığında malzeme bakımında
Avrupa'da çünkü gümrük vergisinin olmaması lazım burada. En azından biraz daha Avrupa olarak yani daha uygun. Malzeme olarak biraz pahalı. Evet, malzemeden kaynaklanan bir şey. Çok yüksek şey var. Fiyat mı? Fiyat şey, maliye. Maliyeti çok yüksek. Maliyet çok yüksek. Evet. Maliyet çok yüksek. Katma değer vergisi çok yüksek. Evet. %23 katma değer vergisi var ve o fiyata bayağı etkili etki ediyor. Baya KDV oranı yüksekse. KDV oranı çok fazla. Yalnız dediğim onun gibi için. Akvaryumun olması levrek, çupra zaten mırmır. Ondan sonra ısparoz görüyorum burada. Sargoz görüyorum. Deniz akvaryumu. Evet. Bir gümrücüne de var. Evet. Kavala'da, ondan sonra Selanik'te var. Selanik'te başka var. Yerde yok. Evet. Çok zor bakımı. Çok zor yani. Yalnız bu Tragonya'yı büyüt. Evet. Çok güzel. Özellikle yiyince. Bir seneden beri. Büyük çok güzel bir eti var. Besleyelim onları. Yani. Hemen bir besle. Bakalım nasıl. Bir yeme ekmek. Solinezlerimizi temizledik. Bak şimdi haber aldılar. Vallar. Hepsi geldi. Bak hazır. Bak. Görüyor musun? Bak şimdi buraya gidelim. Şimdi buraya gelecek. Hemen gördüler. Hadi bakalım sallayalım onları Efe. Levreklere bak, levreklere. Hadi bismillah. Afiyet olsun. Oh. Hemen daldılar bak. Bir şey kalmadı. Yani. Maşallah. Hemen hareket. 2-3 günde bir yem veriyoruz. Çünkü evet. Her gün yem verince olmuyor. Yani. Olmuyor evet. Yapılıyor herhalde. Burada ne görüyorum ben? Ahtapot mu bu? Bu şey. İskorpit mi? İskorpit. İskorpit. Başka herhangi bir şekilde bir tane Tragonya'mız var. Yengeçler var. Tragonya'yı belki ilk defa canlı ben görüyorum. Biliyorsunuz Tragonya zehirli bir balık. Dikkat edin özellikle bilmeyenler için söyleyelim bunu. Çok dikkat etmeniz lazım. Yemlerimizi aldık ve yemlerimizle birlikte bildiğimiz gibi Maranyo tarafına doğru gideceğiz. Ama bakalım orada kısmetimizde neler var, nelerle karşılaşacağız. Tabii ki bunu bilmiyoruz. Her şeyden evvel nasibimiz ve kısmetimiz. Tabii oraya gittiğimizde nelere dikkat ettik ve nelere ne şekilde konsantre olduk ve o sahilin özelliklerinin nedenlerinden bahsedeceğim sizlere. Tabii ki burada amacımız önce çupra ve çupradan sonra zaten sargoz ve mırmır olmak üzere bu 3 tane balık hedef balığımız. Diğerlerimiz tabii ki nasibimize ne gelirse diyeceğiz. Her şey gönlümüzde olsun. Bizimle kalın. Avlak alanımıza doğru gidiyoruz ve gittiğimiz bölge Gümülcine yani Komotini ve Aleksandropoli Dede Ağaç arasında bulunan Maronya tarafı ve burada baktığımda nasıl size söyleyeyim Google Earth'ten baktığımda yerin kumluk ve çakıllık olduğunu gördüm. Uydu üzerindeki bu haritaya baktığımızda benim de kenterezim burası dedik bakalım. O yeri bulabilecek miyiz? Bulamayacak mıyız? Bu maceraya bir atıldık. Göreceğiz maceramızın sonunda neler olacak? Neler yakalayacağız? Hangi balıklardan tutacağız? Tabii ki bilmiyoruz. Bunlar her şeyden evvel nasip. Ama önemli olan
başka bir ülkenin topraklarında olup burada bir av yapabilmek ve duyduğunuz gibi arkadaşlarımızın da size anlattığı gibi günlük limitimiz büyük ihtimalle yani 3 kiloyu geçmeyecek. Marmara şekilde. Sahillerine geldik ve Marmara sahillerinde olta atarken tesadüf eseri de olsa iki tane avımızla denk geldik. Yani tesadüfün böylesi olmaz diyeceğim çünkü onlar da tam Maslanlı mahallesinden bizim çocukluğumun geçtiği bir mahalleden gelmekteler. Artık onları da tanıyacağız ve onlarla da tanışacağız. En azından bu gece birlikte bir balık alacağız. Kısmetimizde varsa tabii yine ay doğmadan önce 1-2 saat önceden balıklarını almışlar, mırmırlarını almışlar. Ne çeşit balık yakalıyorlar, hangi takımları kullanıyorlar bunlara birlikte öğreneceğiz ve bakacağız. Bizler de bu arada oltalarımızı attık ve bekliyoruz. Paris ile balıktayız. Şu anda devam ediyor de sevgili dostlar. Kısmetimizde ne varsa onları yakalayacağız. Her şey inşallah gönlümüzce olur. Evet değerli yaban dostları. Az önce bir mırmır aldık. Onu da zaten suya bıraktık. Ki sizlere gösterelim. İnce bir mırmır. Zaten tebliğde de yer yok. Sonuç olarak 20 santimi geçkin bir mırmır. O yüzden bu mırmırı alıyoruz. Kısmetimizde ilk balıklar açtık. Neticede neyle karşılaşacağımızı daha bilmiyoruz. Ama ilk balık 20 santimi geçkin olduğu için ben alıyorum onu da. Kısmet rastgele. Yine kendi kendimize rastgele değil yine. Evet bu arada değerli yaban dostları bir takımımız yine çok basit bir takım. Tek iğne üzerine kurulu ama sonuçta bu görmüş olduğunuz kurşun fosforlu bir kurşun ve mırmırın dikkatini çektiğini söylemişti arkadaşımız. Satan arkadaşımız, İrfan arkadaşımız. Onunla denemeler yapıyoruz şu anda. Bakalım fosforda ne kadar şey yapacak. Dikkat çekecek ve arasındaki yine tek iğne köstek kısa olmak üzere ve 4 numaralı iğne kullanıyoruz. Malum biliyorsunuz burada yem pahalı. İzmir'deki gibi değil. Ne kadar da olsa biz de elimizden geldiğince az miktarda almaya çalıştık ve az miktarda da kullandığımız için 2 numara yerine artık 4 numara iğne kullanıyoruz. 4 numara da olduktan sonra artık kısmetimiz de ya balık kaçacak ya da hiçbir şekilde kaçmayacak. Bunun neticesini ve sonucunu alacağız hep birlikte. Göreceğiz bakalım. Kaderimizde, kısmetimizde neler varmış. Tekrardan az gelsin diyelim. İnşallah en iyi şekilde mırmurları almış oluruz bu arada. Gele. Nasıl gidiyor? Nasıl? Bayağı bir balık var mı? Sizde mırmır var galiba. Orada vurdum kendimi. Hangisinde? Benimkinde mi? Öbür tarafta kadar benimkinde. Seninkinde hangisi vurdu? Baştaki mi? Baştaki. Ama ufak. Evet. Vursun rastgele diyelim biz gene de her şeyden önce. Evet abi sizi tanıyalım. Öncesinde dur. Ben... Şeyler bir dakika gitti. Bir dakika evet. Hah, kayıtta. Maslanlı Mahallesi'nden Hasan. Maslanlı Mahallesi'nden Hasan abi. Evet. Ne zamandan beri bu balıkçılıkla uğraşıyorsunuz? Bayağı oldu mu? 30-35 seneden beri. 30-35 seneden beri. Sürekli Manonya'ya mı geliyorsunuz? Geçimiz Portalağız'dan. Portalağız'dan. Dedeağaç'a kadar. Dedeağaç'a kadar olan bölgede. Peki çupra falan çıkma olayı var mı burada? Ne oluyor, kadar? Oluyor. Tek tek oluyor. Pek fazla yoğun olmasa da ekseriyetle mırmır herhalde. Evet, mırmır levrek oluyor. Levrek genel yanılmıyorsam lodosların başında. Lodos da havada çünkü bu bölgenin yapabileceğini tahmin ediyordum. Ben aynı şekilde yapısal olarak baktığımızda taş ve zemin kısmı hemen hemen Karaburun zemin kısmına çok çok yakın. Evet. Hemen gel canlı canlı abi. Bayağı bir dokandı çünkü. İnşallah.
Vardı versen alır. Yok mu? Kısmet diyelim abi. Rastgele o zaman. Evet. Rastgele abi. Önce sizi tanıyalım bakalım abi. Ben Nazım. Nazım. Nazif. Nazif. Ne taraftan? Gümüşü neden? Gümüşü neden? Masman Mahallesi'nden. Tesadüf eserde olsa benim de doğduğum, büyüdüğüm bir mahalleden sizlerle tanışma nasip oldu. Kısmetimizde o varmış. Birlikte bugün için bir av yapacağız herhalde. Tabii. Yani nasip varsa balık elbette ki olacak. Demin az önce bir tane ince bir mırmır aldık. Balık var be. Balık olacak. Yani olma şansı zaten yüksek. İki el tava balık oldu yani. Yani. İki el tava balık olmuştur yani. Yani. Sizde zaten olduğunu biliyorum çünkü ay doğmadan bir saat önce sizden daha önce gelmiştim. Tabii benden önce geldiğiniz için ben de sonra sonra Bağdat bulunur derler ya Nazif abi. Tabii. Bu şekilde anca yeri bulduk, meydanı bulduk ama tabii benim düşündüğüm yer daha arka taraf herhalde, ne deniliyor o tarafa? Bunun diğer uç kısmına doğru giden bir sahildi. Hatta kasaba gibi bir şehir gibi bir yer vardı. Ha bu tarafı şey Maronya. Maronya öbür taraftaki kısımdı ama ne kadar da olsa biz yolları bilmediğimizden. Tabii. İnşallah bir dahaki sefere çok çok hatta navigasyondan gelinmesi lazım. Değerli yaban dostları. Tabii. Navigasyon olmadan inanın ki yolları bulmak çok çok zor. Zor. Üstelik bir de Yunanca, biz de Yunancayı anlamadığımız tabii gibi kimi zaman Yunanlı arkadaşlara sorduk. Evet. Maronya, Maronya diye Maronya'yı bilen zaten hemen buradan gidiyor. O dost deyince sokak anlamına geliyor. Biz de ister istemez bunları anlayabiliyoruz. Hadi o halde Nasip abi rastgele inşallah en iyi şekilde gelir bakalım. Hangi takımı kullandın Nasip abi? Önce bir takıma bir bakalım da. Takım. Ben çünkü tek iğne üzerine çalıştım. Şimdi senin takımına baktığımızda yine tek iğne, tabii tek iğne, çift iğne, klasik ikili takım olarak tabir ettiğimiz bir takım bizim. Bu yani özel yani normal takım desek yeri var. Çünkü hemen hemen 4 numaraya yakın bir iğne kullanıyorsun şu anda, beyaz iğne gördüğüm kadarıyla. Bu güzel bir iğne değerli yaban dostları. Çünkü iğneye baktığımızda keskin bir iğne. Benim yaklaşık yani bayağı bir almış olduğum çukur. Rol oynuyor tabii, iğnelerde çok yani, rol oynuyor. Misina, iğne, her şeyin faktörü yani. Bu halde rast gelsin Nasip abi, inşallah denk gelir. Balıkları bir bakalım. Daha sonra bakalım istersen balıklara hemen bakalım yavaş yavaş. Aha burada vurdu mu? Burada olması lazım. Evet. İnşallah. Canlı canlı. Geliyor mu? Geldi değil. Bunu ama kurşunlu değil. Kurşun 100 gram kullanıyorsunuz değil mi Nasip abi? Aha bu ne? Takıldı mı? Takıldı ya. Yani. Yok dümdüz gideceksin Nasip abi. Çünkü patlar kamış öbür türlü şey yapmaz. Kurtuldu galiba. Yani çünkü patlar kamış dümdüz gene aynı şekilde. Evet sevgili dostlar, dümdüz gittiğimiz takdirde kamışımızı patlatmamış oluyoruz bu arada. Ki balık açıldı galiba. Kısmet Nazif abi, kısmet. Kısmet. Yine rastgele. Hadi bakalım. Hadi bakalım, rastgele diyelim. Kısmetimizde var herhalde değerli yaban dostları. İnşallah ikinci balığımızı aldık. Tabii nasip. Nasip onu gösteriyor.
Güzel bir balık. Ama ne geliyor? Of. Yine ikinci bir mırmır. Değerli yaban dostları, kısmet diyelim. Nasip diyelim. Evet, bunu da hangi şeyden aldım derseniz, vay 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 vay, tabi bazen aksaklıklar olabiliyor ister istemez. Ve mırmırımızı görüyorsunuz değerli yaban dostları. Mırmırımızı Kore kurdu dediğim kurtla aldım. İkisini de aynı şekilde Kore kurduyla aldım. Tabii ki yerli kurt ne kadar yapacak onu da bilmiyorum. Bir de gece 2'yi bekleyeceğim. Özellikle favroyu daha kullanmadım. O favro dediğimiz yılan türü bir yaratık. Yani canlı ama gerçekten yani öyle böyle değil. Yani 1 metrelik bir şey. Sonuçta onu da kısmet tabii ki kullanacağız. İnşallah çupra yakalamak. Amacımız çupra yakalamak ama ben tabii istediğim yerde değilim. Ama baktığımızda da yapısal olarak her şey karabuğuna çok çok yakın. Yani özellikleri, temel özelliklerinin başında zeminden unutmayın ki zemin. Çünkü almış olduğum bilgiler doğrultusunda bu bölgenin 20 metre ilerisinin yine taş olduğu ve taşlık bir alan olduğu. Taşlık alanda da ister istemez levrek, çupra ya da sargozun olacağı kesin. Ama bunun neticesinde de burada önemli olan bizim için makina ve kamışın özellikleri devreye giriyor. Uzak atışlar için yani surf casting uzak atışı. Bunun için de zaten genellikle 100 gram kurşundan başlıyor ve 160 grama kadar çıkmakta. Peki bu 150 ya da 160 gramlık kurşunları hangi havalarda atabiliriz? Yani şu an için gümüşünedeyiz. Yani farz edelim ki burada yaşıyoruz ve o halde yaşadığımıza göre ben lodos havalarda atabileceğim kurşun ağırlığı 150 gramın üzerinde olması gerekli olduğunu düşünüyorum. O zamanki zaten ister istemez devreye şey girecek. Shock rider diye tabir ettiğimiz misinamız girecek ki o da şokunu alsın misinanın esnemesini. Peki o halde bizim kullandığımız şey şu anda 0.28 bir misina. O da sarı bir misina çünkü sarı olduğunda da aylı bir gece değerli yaban dostları ve fosforlu özellikle kurşun. Ne dediler? Dikkat çeker. Evet, ikidir şu anda fosforlu kurşun kullanıyoruz ve dikkat çekiyor mu? Dikkat çekiyor. Her şey zamanında mı gidiyor dersek elbette ki inşallah zamanında gider. Yani güzel gider daha doğrusu. Tabii ki ister istemez bizler de bazen yanılabiliriz. Kelime hatası yapabiliriz. Normal diyelim. Bizi de hoş karşılayın tabii ki. Bu arada ana beden de yine makinamızdaki ana beden de 0.28 bir ana bedenimiz var. Bunu da hesaplarsak yine 100 gram kurşunu çok çok rahat atabilecek durumda. Yani 0.35 bağlamanıza gerek yok. 0.40 bağlamanıza gerek yok. Onun atış esnasını sizin kendinizin ayarlaması, el ayarınızı ona göre yapmanız. Yani makina ayarı ve kamışın birbirine orantılı olması gerekir ki bu orantının şeyinde de istediğiniz atışları rahatça yapabilirsiniz. Evet Hasan abi galiba geliyor. Güzel bir mırmır herhalde. Allah Allah. Yine dediğim gibi yani makinanın önemi burada değerli yaban dostları şimdi önemi devreye giriyor. Çünkü neden derseniz yani çekerken ona göre hızlı çekeceksiniz ki 100 gram kurşunlar takılmasın. Yazık. Kaçtı mı Hasan abi? Yok abi geri geliyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Evet geliyor geliyor. Harika 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 harika. Çok güzel çok güzel Hasan abi. Evet zaten diğer şeye takılmış galiba. Hemen alalım mırmırımızı tamam. Ve bakalım. Evet. Şimdi bunu çekerken önce duygularını alalım Hasan abi. Bah 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 bah. Bah bah.
Maşallah maşallah. Maşallah bir tane daha bu şeymiş Hasan abi. Bu büyük. Diğer şeyde. Bu evet gerçekten iri bir mırmır. Yaklaşık 25 santimden fazla hatta 27-28 santime kadar gelir çok güzel. Çok güzel. Tebrik ederim Hasan abi rastgele. İnşallah güzel bir gece geçiririz. Peki inşallah. Birlikte. Avın gidiş şeyine göre, yani avın gidişatına göre küçük yemler değiştireceğiz ve bu yemleri deneyeceğiz. İşte tekrar yemlerimizi atalım. Ama öncesinde buradan geçelim. İşte işte birazcık kuşumuzu fosforlayalım ki bir şeye benzesin çünkü. Işık tuttuğumuz andan itibaren fosfor bayağı bir beslenmekte ve hemen gördüğünüz üzere fosfor rengini almakta. Bu da balığın dikkatini çekmekte. Bakalım artık kısmet. Artık neler yapacağız ve becereceğiz bugün için, bu gece için. Nasibimizde ne var onu göreceğiz aslında. Gönül ister ki çukura yakalamak buradan. Burada çukura olmamasına ben ihtimal vermem. Ve çukurun da geleceğini düşünüyorum. Sabaha karşı büyük ihtimalle sabaha karşı. Rastgele. Evet. Hocam abi nasıl gidiyor? Rastgele. Vurgun değil mi? Attığımız yemler geri geliyor. Biraz önce yendi. Bayağı bir yem yediler. Şimdi büyük ihtimalle. Ya büyük yavaş. Evet tamam. Erken gelseydik daha büyük oynardı. Yani çok oynardı. Oynardı. Yani. Ama daha bekliyoruz abi. Seriyetle dedi de saat 10'da başlıyor. 10'da başlıyor. Saat 10'da başlıyor. Bak şimdi bu akşam kesin başlıyor. Ay çok şey rol oynuyor. Ay'ın rolü baksam üstten sonra yine bekliyorum yani. Eğer ki biraz sonra hareketlense birden sonra İkiye kadar hareket gelirse gelecek, gelmediği takdirde bu üçten sonra hareket yapalım. Onun saati yine 20 kadar biz geçen akşam saat 2'ye kadar hiç durmadan aldık. Yani. Saati belli değil işte dediğim gibi yani bu saat aralığında olmuyor. Yani benim takip ettiğim şey bu. Ama içeride de büyük balık oluyor. Her yerinde zaman bir eşi yani. Benim kafam kocaman iki tane varım. Sen böyle iki tane. İki tane kesildi. Burada hiç şaşırsana olduğu yok. Bana balıklar, mırmırlar. Mırmır yukarıda, aşağıdakiler çok koptu takıldı. Evet. Çektim koptu balık. Alttaki iğne şey atınca mırmır geldi yani. Çok çekime de iyi yetiştirdik onu Hasan abi. Vallahi iyi yetiştirdik. Denk geldi. Tam ben balığı aldım. Ardından hemen Hasan abi de şey yaptık. Peki burada amatör balıkçılık için bazı kurallar var mı? Amatör balıkçılık serbest. Yani ben 3 kilo günlük limiti duydum. Yani yok ya. Yani 3 kilo. Hasan abi tutacağız herhalde onu birazcık. Şimdi 3 kilo bir limit duydum. Günlük av esnasında bir limit duydum. Şimdi bizim Türkiye'de amatör balıkçının günlük avlayabileceği limit 5 kilo. 4 tane takım kullanabilecek denizde ve en fazla 6 tane iğne bağlayabilir. Ama bu ekseriyette 6 tane iğne kimse bağlamıyor. Anca tekne avlarında olursa ama kıyı avlarında görüyorsun işte bak 2 tane iğne nasıl takılıyor. İster istemez burada da
taşlık alanın da kırma dediğimiz bir şey yani. Zemini var bunun. Takıldı mı da balığı ya kurtardık, göz cezası verdi ya da kurtaramadık. Senin nasıl takıldı, beni kurtardın. Yani. Türkiye'de o kurallar var ya, bir şeylere. Kurdan, karadan avlanma. Yani. Bunu onlara Türkiye'de bir yasaklama var. Evet, evet. Türkiye'de bir yasaklama. Bir aylarda. Bizim burada hep serbest. Hepsi ev yasak. Hep yasak, hep serbest. Bundan şimdi, da balık bizim çok şey oluyor yani. Kesat oluyor, benzemiyor yani. Amatör balıkçılıkta Türkiye'de gargoz yoktu tebliğde. Yeri yoktu. Ama bu sene tebliğde yeri oldu. O da 21 santim. Karagöz'ün yine avlanma boyu 18 santim. Ha, diyeceksiniz ki bazı boylar var ama ben zaten karadan avlandığım için. Aynen. Çok güzel. Balığını alıyor ve hızlı bir vaziyette çekiyor. Gelip gelmediğini göreceğiz tabii. Yani dediğim gibi yani bunun saati ve zamanı pek belli olmuyor. Maşallah. Ama sular ısındı. Abi Yunus geçiyor. Yunus geçiyor. Ben adam dağılım arayayım. Sonra yeni toplanayım mı? Evet. Evet gelmiş değerli yaban dostları. Evet. Nizam abi sonunda balığını yakaladı mırmırına. Nizam abi gelebilir misin bu tarafa doğru hemen canlı canlı ben seni bir göstereyim. Kameramızı kımıldatmadan Nizam abinin mırmır mı? Kallavi bir mırmır, evet değerli yaban dostları, güzel. Kallavi dediğim, evet evet 20 santimli geçtiğimiz bir mırmır. İnce ince tabir ettiğimiz bir mırmır ama olsun yani balık olduktan sonra zaten sizler de buranın kurallarına uyuyorsunuz. Onun için gayet normal yani alınabilecek. Küçük olduğunda tam bırak. Yani şimdi evet değerli yaban dostları. Mırmır bildiğiniz gibi tebliğimizde yeri yok. Ama her ne kadar da olsa tebliğimizde de yeri olmadığı gibi de denizlerimizde ve diğer denizlerde bu balık mevcut. Ve bunun için de mırmırın da askeri avlanma boy limitinin 20 santim olması kanaatindeyim. Bunun da tebliğe girmesinden yanayım. Nedense derseniz ki Akdeniz bölgesinde yani Antalya tarafına baktığımızda mırmırın ince tabir ettiğimiz bir mırmır çeşidi mevcut ve bu ince mırmır da küçük oluyor ve kuzeye doğru gittikçe de Ege bölgesine ve Marmara'ya doğru gittikçe mırmırlar kiloluk hale de gelebiliyor. Yaklaşık 35 santimlik bir mırmırın da yarım kilo yakın bir boy ve kilo şeyi var yani mevcuttur. Onu da ben kendim şahsen biliyorum. Tabii ki Marmara bölgesinde de baya baya 40 santimin üzerinde mırmırlar çıkmakta. O yüzden lütfen değerli yaban dostları bunu da tebliği yapan çok kıymetli su ürünleri profesörlerimize de bu konuda en azından yardımcı olalım ki lütfen bu balığı artık tebliğe koyalım. Rastgele Nizam abi tebrik ederim. Her şey inşallah gönlünce olurduğuna devam eder. Yani 20 santim olduktan sonra, bu boyda olduktan sonra elbette ki alınır. Ama gönül ister ki daha da büyük olsun ki bizler de büyük yakaladıkça. İnşallah daha büyük. İnşallah inşallah yani. Ama canlı canlı bunu görebildik yani sonuçta. Hadi rastgele. Evet Hasan abi rastgele. İki tane. Bakalım. Çok güzel. Çok güzel Hasan abi. Çok güzel Hasan abi. Evet değerli yaban dostları. Bu güzel. Bu da güzel gerçekten. Evet değerli yaban dostları. Bakın şimdi bir iğnenin hemen dudağının kenarında iğne. Mırmırda. Bu da bazen binde bir dediğimiz olay gerçekleşiyor Hasan abi. Yani az kalsın bu da kaçıyormuş. Ama çoğunlukla mırmırlarda baktığımızda şu kulak kısmının olduğu yerde iğne oluyor. Ne zaman ki balık o zaman farkına varıyor. Misina'nın olduğunu o zaman ki bunu çıkartmaya çalışıyor ve kusmaya çalışıyor. Nitekim de
Bu da tam vaktinde yakalanmış bir mırmır diyelim. Hadi Hasan abi, rastgele o zaman. Sağ ol. Tebrik ederim. Her şey gönlümüzce bakıyorum yani. Tesadüfün böylesi de olmaz herhalde yani. Olmaz. Aynı mahallede, aynı şeyden tüm gönül dostları bir arada. Yerine 24 kişi bak oynayalım. Şimdi bakarım Hasan abi benimkine de. Yani dediğim gibi size, yani saatin tam bu saatlerde başlaması lazım. Daha ayın daha tepe yapmasını bekliyorum. Evet. Hadi rastgele. Evet Hasan abi. Bakıyorum. Mırmırlar seni sevmeye başladı. Başladı. Oha, bu güzel. Ben de yutmuşum da sonra. Bak işte dediğim gibi bu bayağı bir yutmuş. Hemen burada. Dur bakalım. Mırmırlar. Güzel güzel büyümeye başladı. Yani oldu mu oluyor. Onun tam ağzının üst kısmına yakın. Sesle dolu kalın bu şeyde. Bu kargılar. Kargılar. Ya. Hiç bu kargılar. Evet, sen ortadaki kamışlığını aldın. En baştaki kamış yanılmıyorsam çalışmıştı, o çalıştı. Hep çalıştı. Evet. Hadi rastgele Hasan abi, çok şanslısın. Maşallahın var diyelim. Yani bu işler değerli yaban dostları aslında çok basit. Nasip yani, nasipten öteye geçilmez. Hasan abi bugün bakıyorum bu gece en şanslı balıkçılardan birisi. Çünkü oltalar gerçekten çalışmaya başladı. Onlar çalıştıkça da ben zevk alıyorum bir yerden. Çünkü gerçekten güzel bir program olduğunu düşünüyorum. En azından sizlere balık gösterebiliyoruz. Hasan abi de takımına yine baktığımızda yaklaşık burada 0.28 bir ince bir misina kullanıyor Hasan abi. Köstekler herhalde biraz 0.23'e geliyor Hasan abi. Yaklaşık bunlar daha ince ama iğneler de aynı şekilde, aynı boyda. 4 numara iğne. 4 numara. Ve 4 numara iğne sürekli bu bölge üzerinde, yani Batı Trakya'da 4 numara iğne kullanılmakta. 4, 2 ve 3 olarak gidiyor değil mi genelde? Yani 2'den yukarı kimse zaten çıkmıyor. Ve takılan boru kurdu da değerli yaban dostları zaten burada. Yemler pahalı olduğu için de takılan boru kurdu gördüğünüz gibi bu kadar bir şey. Yani yakın atış mı yapıyoruz sana bunlar için? Evet, görün. Atabildiğin kadar uza. Evet. Atabildiğin kadar uza attı Hasan abi ve balıkları da yakaladı, mırmırları. Hadi rastgele Hasan abi. Doğru. İnşallah daha devam eder. Sabaha kadar da güzel diyorum ben. Bu da bu çukur abi. Evet Lidaki. Evet Lidaki. Oo, wow. Çok güzel bir asılış daha hemen. Canlı canlı bakalım. Evet Hasan abi. Nasıl, ağır mı? He? Bu da su mafyası da. Gelin. O da geliyor. Buna bastığımızda. Hasan abi, güzel bir lidaki. Bu ne? Evet, küçük bir mırmır ama öyle böyle değil yani, asılışı da bayağı güzeldi. Şu baktığımızda al Hasan abi sen onu. Evet değerli yaban dostları, Hasan abinin lidakisi ve güzel, o da alınır yani, rahat alınır. Gecenin şanslı balıkçısı mı yoksa işi bilen balıkçısı mı?
diyeceğim. He? Bence işi bilen balıkçısı diyeceğim Hasan abi. Gerçekten gayet güzel. Ha, Hasan abim balıklarla keyif yapıyorsun sen de değil mi? Vallahi ben keyif yapıyorum şu anda zaten ben. Balık yakalamaya geldim dedim ya, en azından sizlerle birlikte Hasan güzel. Çıpra mı lan? Çıpra mı? Bir dakika. Tam bir midaki. Bu şimdi çıpra dersek... Bu ligdadan çıkık. Şimdi biz çıpra dersek bizim şeyimizde... Çıpraya yakın ama bak şimdi. Yok yok yok. Şayet şuraya yaklaşmış olsaydı... O oraya yaklaştı mı çıpra oluyor. Bu buraya yaklaştı mı çıpra oluyor. Şimdi tamam. Benim... Ama ligdadan çıkık. Değerli yaban dostları, bazı arkadaşlar... Gerçi bilir de el ölçüm vardır. Belli oranda bir el ölçüsü kullanırım. Şuradan tuttuğumda şurası tamamen 22 santimdir. Tamamen 22 santimdir. Şurada bir ben vardır 33 santim. Bir tane daha bir işaret ben vardır Nizam abi. O da 35 santimdir. Yani bu santimler arasındaki geliş geçişlerde bazı şeyleri elimize koyduğumuz zaman o santimi bu şekilde ölçelim tabii ki. Herkesin kendine has bir yöntemi var ama bakıyoruz ki gerçekten burada en ufak bir boru kurduk kullanılarak küçük balıklar küçük bir yemle büyük balıklar yakalanabiliyor. Değerli yaban dostları, gerçekten güzel bir gece geçiriyoruz Nizam abi. Sence? Öyle öyle. Ya ben Hasan abinin gecesi diyorum ya. Hadi rastgele Hasan abi. Hadi bakalım nereye gidecek. İnşallah sabaha kadar güzel olur diyorum. Saatlerimiz 1.30 saat 2'lerde falan daha da başlayabilir diyorum bu balık. Baksana bu şekilde giderse buranın saati demek ki budur. Balık işi Nizam abi nasip işi mi? Yani bak bir tarafta Nizam abi bir tarafta ben. Ortada Hasan abi. Biz besliyoruz, o tutuyor. Öyle mi? Olacak yani. Olacak. 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 Çünkü balık dediğiniz zaman denizi görmediğimiz için o da keyifli bir zamanı birlikte geçirebilmek benim için çok keyif aldığım bir zaman oldu. Hadi rastgele. Allah. Kuşlar geliyor Hasan abi de. İnşallah güzel bir şeydir. Sana geliyor biliyorum. Evet bir tane de bana geldi. Bu da ne? Kuros. Küçük bir karagöz aldık, onu da aynen denize iade ettik değerli yaban dostlarım. Avımıza devam edeceğiz. Bir mırmır daha aldık. Yalnız dikkatimi çeken şeylerden birisi de mırmırları hemen ağızdan kıyısından yakalanmış olmaları. Yani boru kurduna gelmekte mırmırlar. Kendine her yörenin kendine has bir avlanma sistemi var. Bu arada ben de bir saat kadar uyudum. O esnada arkadaşlarım Hasan abi ve Nizam abi ayrıldılar buradan.
Onlar da kendilerince keyifli bir av yaptı ve ben avıma devam ediyorum. Sabaha kadar süreceğiz ve sabah suyunu da deneyeceğimiz bir şey av. Birazcık taktiklerimizi tabii ki değiştireceğiz ve bundan sonraki avlarda da bir tane daha. Yolumuz değerli yaban dostları, bakalım. Evet. 20 santimlik bir mırmır daha. Ama mırmırlar ince.
Thank you.